Evet. Kırgızistan'da Narın'dan sonra Taşrabat'a geldik. Tarihi Kervansaray, İpek Yolu Kervansarayı. Çin'den mal getiren tüccarlar burada konaklarmış. İşte hayvanları konaklarmış. Çok önemli bir yer. Buradan da Kırgızistan'a, Özbekistan'a devam ederlermiş. Bayağı bir dağlar arasında, bayağı bir hava soğuk. Şu anda rüzgar. Ceketimi, kocuğuma bile giydim bak ya. Evet, bayağı esiyor burası. Kanıbek. Bir yerde sen devam et kardeş. Kervansaray 15. 14. yüzyıllarda yapılmıştı. Büyük büyük taşlarla yapılmıştı. Buradaki bir han onu yaptırmaya da böyle yaptırmış mı? Han yaptırmış değil mi? Han yaptırmış. Evet. O öldükten sonra hikaye göre onun oğlu devam etmiş. Ha, bitirememiş, yani. Onun oğlu devam etmiş. Bu da şey böyle kalmış yani. Evet, ha bitmemiş. O şekilde kalmış ama içi çok büyük herhalde. İçi çok büyük. Oda yani gezilebiliyor. İçinde, evet, küçük küçük odalar. Tünel gibi böyle. Ne düşün. Yer altında biz nasıl çitrekerlerde geziyoruz. Evet. Bu şekil yani. İçi de o şekil yapılmış. Evet. Genelde bir 30-40 oda var. Onun da tam sayısı belli değil. Bazıları sayıyorsa 39 çıkıyor, bazıları 40 çıkıyor. Bazen. 39-40 tane oda var diyor içinde. Yani düşün ne kadar büyük yani. O kadar insan geliyor demek o zaman burada. Evet. Hepsi kalıyor, misafir oluyor. Hayvanlarına da kalacak yer var değil mi? Evet. Evet. Buradan sonra da dinlendikten sonra da devam ediyorlar daha. Kırgızistan, Kazakistan'a doğru, yukarıya doğru. Ya da Özbekistan'a, Türkmenistan'a doğru gidiyorlar yani. İpek yolunda bu tüccarları, ticaret yapan işçileri korumak için yapılan da. Yapılan yerler bunlar değil mi? Kervansaray. Çünkü o zamanlarda bu gibi malların birisi alabilirdi. Korkunç çok olmuştu da o zamanlarda. Hemen burada kendilerini güvende hissediyorlar. Evet, güvenlik hissediyorlar. Korumada hissediyorlar. Hem de dinlemek. Evet. Dinlemiyor. Zaten bir de onlar değil mi böyle yani grup yani evet, grup, kalabalık grup. Gidiyorlar. Aha, yani bir iki üç tane değil. Kervan diyoruz biz buna. Genelde develer var değil mi o zaman? Develer, atlar var. Evet. Ama deve de daha çok. Yükü develer taşıyor. Develer de kullanıyorlardı da. Neden diye? Onlar 30 gün bile su içmeyebilirdi. Ha, deve aç daha dayanıklı yani. Evet, daha dayanıklı. Evet. Yani yola gidebiliyor yani. 30 gün bile su içmiyor diyor. O yüzden deve yani çok... Yani ihtiyacı da duymuyor değil mi? Böyle yemek, yemek çayır, yeme içme ihtiyacı duymuyor deve. Çok da olmuyor yani. Evet. Onlar çöllerde baya yürüyebilirler. Kazakistan'da ondan dolayı çok deve var değil mi? Çok Özbekistan'da çok. Evet. Sizin burada ama yok fazla. Burada burada yok. Yani yok. Burada yok. Yani burası soğuk, yüksek. Evet. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Necmi. Kaç? 100 som. 100 som. 100, 100, 3, 3. 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Anlamadım. 3, 300. Evet. Hoş bulduk. Sağ olun, hoş bulduk. Siz Kırgız Türk? Kanıbek de bizi gezdiriyor kardeşimiz. Kuralım. Sağ olsun. Biz Türkiye'den geliyor, German Türk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, German Türk. Türkiye'den değil, Almanya'da yaşıyoruz. Almanya'da yaşıyoruz. Yaşıyoruz ama Türkiye'den gittik oraya, Türk'üz. Atayurda geldik, Atayurt. Yani Atayurt'a geri Atayurt. Döndük. Doğrudur. 1000 yıl önce gitmiştik değil mi? 1000 sene önce biz gittik oraya, göç ettik. Siz iyi biliyor Türkçe? Tabii. Öğrendiniz okulda. Ben İstanbul'da oldum. Ha, İstanbul'da okudunuz. Gaziantep'te, İzmir'de oldum. Ha, Gaziantep, güzel. Akrabalar da var. Akrabalar da var? Evet. Türkiye'de? Evet. Ha, çok güzel. Biz teşekkür ederiz. Selam. Aleykümselam. Sağ olun. Maşallah.
Çorban hata, karakol. O çok iyi. Daha ne? Bayadınız kırçın mı? Caymaya çıktık. Caymada bozuyla yattık. Oo. Kırgızistan çok yakşı. Çok yemekleri çok yedi güzel. Işte. Yemekler yedi. Ya beş parmak. Yemekler, beş parmak. Beş parmak çok güzel. Aa, o çorba mı diyormuş? Ama şey Türkçe bakın. At yedin yediniz mi? Daha onu yemedik. At sütü yemedi içtik, at süt. Kımız içtik. Kımız. Ama at yediğini de yiyiniz. Baya bayanacaksınız. Tadına bakacağız ya. Baya bayanacaksınız. Daha soracaksınız. Daha var mı diye. Ama biz Türkiye'de hiç yemiyoruz. Biliyorum, biliyorum. Ben de orada oldum. Gerçi ama Türkiye'de at yok artık. Kalmadı evet. Ya. At Türkiye'de bitti. Aynen. Yani at yapmıyoruz biz. Kardeşlerim. Ocak mıymış acaba? Burada yemek mi yapılıyor? Tam yemeği yapmış. Şey var ya. Siyahlık var. Ama baca yok. Baca var mı burada bir yerde? Baca çok ayakta. Var. He, siz Türkiye'ye gittiniz. Evet, 2 sene oldum. Abi. 2 sene olsa çalıştınız. Hangi şehirde çalıştınız? Kütahya'da. Ha, Kütahya'da. Kütahya. Kütahya bize uzak. Ben nasıl uzak ya? Merhabalar. Kütahya merhaba. Ha, Kütahyalılara da benziyor. Ondan dolayı gittiniz değil mi? Hangiden dolayı? Eşiniz Kütahyalı olduğu için. Yok. Ben kendim çalışmak için. Çalışmak için gittim. Ama siz güzel Türkçe biliyorsunuz maşallah. Evet. Maşallah. Çok güzel. Şimdi benim oğlanlarım Antalya'da çalışıyorlar. Antalya'da çalışıyor. Çok güzel. Karson olarak. Karson otellerde. Karson olarak. Biz Almanya'dan geliyoruz. Almanya'dan. Almanya'dan turist olarak geliyoruz. Germanya. 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 Biz Almanya'dayız. Biz 40 yıldan fazla Almanya'da kalıyoruz. 40-50 yıldan beri. Yer altında çalıştık, emekli olduk. Kömür madeninde. Gezmek için. Atayurt, Atayurt. Siz Gırgır Türk değil mi? Kırgız Kırgız. Ha Gırgır Türk. Değil Kırgız Kırgız. Ha evet. Ama siz tam nereliksiniz? Yok yok. Türkiye'de. Hepsini gittim. Gezdim. Yaylayı gördünüz yayla. Gördüm. Karadeniz'de yaylo. Evet. Bayağı çok değil mi? Çok sene olmuş diyor. Bayağı çok. Bayağı bizde de çok. Bayağı sene ne demek? Türk yemekleri öğrendin mi? Yapıyor musunuz? En iyisi hangisi? Çok çok. Kuru fasulye. Adana kebap. Oradalar değil mi? Yeşil fasulye. Hazır fasulye. Evet. Ercime. Evet. Tabii Türk. Şimdi onlar bana yolluyorlar. O Türk kahvesini. Ha buraya yolluyorlar. Ne kadar güzel ya. Çok güzel. Çok özledim ama. Oray. Kaç sene oldu geleli? İki senede kendimi özledim. Evet evet. Oo. Aslında hepimiz kardeşiz. Hepimiz kardeş. Tabii evet, hepimiz Türk. Turan Türk. Turan'ız elhamdülillah. Doğru. Millet olarak köken olarak geliriz. Yılbaşı herhalde geliyorsun. Evet. Tekrar gideceğim oraya. İnşallah. İnşallah. Çok güzel. Ha, sırt gibi ne içirmiş? Şey? Ya. Ayak izi diyor, öyle mi? Ayak izi. Çıkalım. Paralar tünele buradan gidiyor. Hey vallahi hey gel lan sürekli çöz çıkalım buldu. Gel varu gel. Ha peki gel lan sürekli. Ama tünel buradan devam etmiyor herhalde. Ediyor mu?
Bizim Ertuğrul dizisinde bakıyoruz ya, Kervansaray orası işte. Evet evet. Burası bu mu? O bu. Ha. Kervansaray Ertuğrul'da var ya. Ha. Burada mı çektiler onu? Yok burada çekmedi ama oradaki benzer gibini yapmışlar. Belki bunun benzeri yapıldı. Benzeri yapıldı. Tabi buraya gelmemişlerdi de. Genelde bu odaları bir sayınca... Bak buraların kaç tane girişi var? Oda bunlar. Buralarda kalıyor. Oda evet. 40 ya da 39 tane oda çıkıyor. Onların da tam sayısı yok. Sayısı yok. Biri sayınca şey, biri 39 olur, biri sayınca 40 oluyor. Onu da bilemiyorum. Şey, ters yıkıyoruz mu? Türkçe bilip mi? Git bak. Git. Daha aynı yere çıktı. Yapıyoruz değil mi? Efendim? Kervansaray'ın üst tarafı. Esiyor. Teşekkürler. Aa, bir tane alayım. Buyur. Hadi gösterseniz de olur. Oy bunlar kututuruz. Ha Cıldız. Hoş geldiniz. Gel gel şimdi. Adaşım bu ne ya? Güllük macera yaşıyoruz ya. Oo, yaşlı. Bu ne, kuzu mu? Gel gel gel. Bizi de çekebilirim dedim. Biliyor musun çekin? Yavaşça çek. Video çek. Taşrabat'ta, Bozöy'de çay içiyoruz şu an. Bal yiyoruz. Çok güzel burası. Bu kız ailenin çadırındayız. Burayı işleten. Ya bu yaşlı yine de evet. Buraya hizmet evet. Ediyor. Buranın bekçisi. Evet, Allah razı olsun. Kevran Sarayı. Kızları bile iki tane kızı Türkiye'de Türklerle evliymiş. Biri Sakarya'da, biri Antalya'da kalıyormuş. Atın neydi? Atın Aykanış. Ayhaniç. Aykanış. Ayhaniç. Diyalamat Gökhan. Gökhan. Türkiye'de çok isim bu. Gökhan. Gökhan. Teyzemizin ismi de Tursun değil mi? Benimki Tursun. Tursun evet. Ha Tursun bizde de var. Tursun. Teyzemizin ismi. Tursun. Evet. Var mı? Türkiye'de çok. Evet, Tursun. Haraşo. Haraşo Yahşi. Evet.